Selam millet, Dedeli Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Minecraft'taki tek bir canımızın olduğu zorlu mod macera oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ben yavaş yavaş hastalığı atlatmaya başladım. Gitgide daha iyi oluyorum. İnşallah siz de iyisinizdir. Hastalık kötü bir şey. Hele de yaz ortasında çok kötü bir şey. Siz de niye heyecan yaptınız böyle bakayım? Yine mi zombi girdi bir yerlere? Kaçışıyorsunuz heyecanlı heyecanlı sağa sola. Bakın oradan dikdörtgen ay çıkıyor. Allah Allah. Beni de tribe sokuyorsunuz böyle yapınca mı? Gençler sakin. Neyse hiç bekletmeden hemen yaratık tuzağımı yapmaya devam edeceğim. Bizim daha istemediğimiz kadar materyalimiz varmış. Şu kollardan birkaçını bırakayım ben ya. Çok böyle garip bir lüks oldu bu. Hatta bu boşları bırakmayayım da doluyu bırakayım. Şu meşalelerden de birkaçını bırakayım. Aşırı bir meşale oldu elimde. Bu kadar meşale ihtiyacım yok ya, bütün dünyayı aydınlatacağım o meşalelerle. Ki şöyle bir bakalım. No, aha çakala bak ya, suya koşuyor. Evet, örümceğimiz bize ulaşmaya çalışırken tuzağın içine girmiş. Ne yapıyorsun? Tuzağın içinde geri gitmiyor suda. Bu köşeden gidiyorsun. Ne kadar ilginç. Oradan niye gitmedin acaba? Ben gidiyorum, bir kere ben gidiyorum, sen niye gitmiyorsun acaba? O da ayrı bir durum. En sevdiğim zombi. Arkasını bana dönmüş çite bakan zombidir. Buralar hala yeterince aydınlık değil belli ki. Hala bazı karanlık noktalar kalmış. Ama genel anlamda bayağı işimizi yapmışız. Gördüğünüz gibi koca bölgede biz buraya çıktığımız zaman her yer zombi dolu oluyordu. İskelet oluyordu, efendime söyleyeyim, creeper oluyordu, hiçbir şey yok. Demek ki burada karanlık bir bölge oluşturmayı başardığımızda yaratıklarımızın nerede oluşmasını istediğimizi tam olarak belirleyebilmiş olacağız. Yalnız şimdi benim aklıma geliyor. Ben çok büyük enayilik yapmışım. Devamlı yaratıklarla savaşacağım ama tamam yani onlardan tecrübe puanı kazandım. Eyvallah, lafım yok ama onlarla devamlı savaşmaya çalışacağım ama şehrin etrafını böyle aydınlatsaymışım en başından. Yaratık falan çıkmayacakmış hiçbir yerde. Hatta ben şöyle bir hafif şehrin o üst sınırına girip orayı da aydınlatacağım. Fikri çok sevdim. Ama sen oradan gelirsen Ela gibi seni ta... Bak şimdi arkadan yaklaşıyor sinsi ya. Seni ta dünyanın öbür ucuna uçururum. Beni niye görmezden geliyorsunuz bakayım size? Sizsiniz değil mi uyanık? Yanmaya başlayınca suya koşan. Sen benim demin tokat attığım Creeper mısın acaba? Ya Matrix filminde mi zannediyorsun kendini? Ne zannediyorsun ya? Sen gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya.
Buraları size haram edeceğim. Bir daha buralarda dolaşamayacaksınız. Zaten ölmüş. Boşuna ben arkamda dönüp yağdırarak gitmişim. Nerede? Bir yerden bir cızırt sesi duydum sanki. Örümcek sesi. Demek ki boş yere cızırdamış örümcek. Umarım bu benim yaptığım yaratıklar da yapmaz. Evet, şimdi bizi çok ummalı bir inşaat çalışması bekliyor. Şimdi şuradan bir şöyle 1, 2, 3 kat mesela bir yükselelim. Bence makul oldu. Şöyle yapsam bir yaratık boyu. Suya düştükleri zaman bir yaratık boyu da olmayacak. Valla üzücü olan şey hiçbir şekilde taşımın yetmeyecek olması. Hiçbir şekilde taşımı yetmeyecek. Ve ben tekrar madenlere geri döneceğim. Tamam. Adı üstünde. Minecraft. Maden. Ama ne bileyim ya. İyiydik böyle. Kendimi kitlemeyeydim daha iyiydi. Acaba buranın burayı toprakla mı kaplasak, kumla mı kaplasak, taş mı bıraksak? Hadi taş bırakalım. Aşağı uçuyorduk. Son anda kurtulduk. Neyse, bu blokları böyle üst üste dizmek bana çok büyük bir zevk veriyor. Psikopat mıyım neyim? Yaratıkların düşmesi için değişik bir şablon hazırlayacağız burada. Senin neyine yaratık tuzağı yapmak? Daha düz yolda yürüyemiyorsun. Evet, tahminimizden çok çabuk bitti taşlarımız. Beni çok üzdü gerçekten. O zaman şuradan hop bir düşüp şöyle yapışıp bir hasar yiyelim.
Ondan sonra da taş kazmak için açıkçası çok da fazla böyle büyülü, balta bir şeyli, hödö hödö diye hali hazırdaki ekipmanlarımı eskitmek istemiyorum. İşte böyle ekipmanlarımı da eskitmek istemediğim için ne yapacağım? Elimdeki fazlalık şeyleri bırakacağım. Mesela şu küçük sandığı ben sevdim, onda hep özel eşyalar var. Şu demir kazmayı da oraya bırakacağım. Kemiği buraya bırakacağım. Şunları nedir boyutuna atacağım. Atabildim mi? Atamadım. Şöyle atayım nedir boyutuna. Vallahi attım. Ben bu nedir boyutunu sevdim ya. İşleri yok etmek için birebir. At içine gitsin. Şuraya gelip kendimize bir takım, çok olur ama kıyamadım o kadar demir harcamaya da, bir takım balta yapalım. Sonra fazlalık malzemelerimizi şöyle bırakalım. Yine dağılmışım. Her yerde taş, her yerde bir şey. Malzemeler üçer beşer her yerde. Bu iksirler kalsın bende ya. Ya da kalmasın bu iksirler. Kalmasın, kalmasın. Ben bu iksirlerin her birinden belli bir miktarda bırakayım elimde. Tamam, birer tane, birer tane kaldı yeter. Güzel. Geri kalan bütün her yeri taş doldurup, hatta birer tane kalması bile işime sinmedi ama hadi sağlık olsun. Gece görüşü, güç iksiri, ateş direnci iksiri, çeviklik iksiri. Gece görüşü iksiri. Şunlara da ihtiyacım olacağına karar verdim birdenbire. Şimdi tabii taş kazacağız. Şimdi taş kazmayacak değiliz ama taş kazacağız diye de safi zarara girmeyelim. Elmas buldum. Elmas madeni olarak ayarladığım bir maden vardı yani benim. Oraya gideyim ben. Belki karambolden elmas buluruz yine. Gerçi her şeyimiz var elmastan ama olsun. Tamire ihtiyacı var. Baltamızın, kılıcımızın, kesin diğer ekipmanlarımız da azar azar kırılmıştır. Gidelim. Mis gibi. Acaba bir şeyler, benim müdahale ettiğim şeyler sadece benim yakınlarımdayken mi büyüyor ya? Ben şu şeker kamışlarını kırıp oraya koymuştum. Ben koymuştum yani onları. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok. Ben koydum. Ben koymadım mı? Sizin de hatırlıyor olmanız lazım tabii. Birlikte koyduk onları oraya. Şimdi emin olamadım ya. Video çekmezken koymuş da olabilirim. Yani bu oyunu video çekmezken çok az oynuyorum. Çünkü gerçekten öldüğümüz anda öleceğiz oyunda. O yüzden ölümüm bile en azından şahitler huzurunda olsun istiyorum. Harikulade bir madenim var. Tutturamadım. Türkçesini tutturamadım. Türkçesi gelmedi bir an aklıma. Yabancı da oynuyor oynuyor oyunları. Burası bizim gitmediğimiz yön mü? Yok, burada burası bir şey olmayan yön zaten. Aklımı seveyim ya. Ne güzel merdiven yapmışım şuraya. Tembellik yapmayıp iki tarafına da yapsaydım iyiydi ama. Evet, orası benim istemediğim yer. Burası benim istediğim yer. Evet, burası da benim devam edeceğim yer. 3 3 diye kazmışız. O zaman 1 2 3.
buraya çıbığımızı bırakacağız. 1, 2, doğru mu yapıyoruz? Hayır. 1, 2, 3, 4 diye gidiyoruz böyle. Bunu da kazıyoruz. Evet, şu ikisini de görüyoruz. Şimdi doğru oldu. Tamam. Hizamız da şu olacak. Evet, yine örümcül maden çalışmalarımıza başladık. Belki de Creeper'ların vermiş olduğu şu barutlardan TNT yapsam, gelip şuraya bir tane çaksam en güzeli olacak. Aralardaki şeyleri de kırayım ben. Elmas bulmak için daha yavaş bir metot olacak ama istediğim hali hazırda amacım olan taşları toplamak için daha hızlı bir metot olacak. Gayet mantıklı. Yine de aklınızda bulunsun. Madende böyle bir çalışma yaparken nereyi kazdığınızı görmeden yürümeyin. Demin benim yaptığım gibi yani. Alimallah yanarsınız. Kaç maden kazdım? İyi iyi, bayağı hızlı. Bayağı kazmışım. Ben hem söylüyorum biraz önce, hem kendim bakmadan yürüyorum. Evet, biraz yaratık tuzağından bahsedelim yapacağımız. Daha doğrusu teorik olarak öyle bir şey olabileceğine inanıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim, inşallah başarısız olup da elimize yüzümüze bulaştırmayız. Çok önceden, yıllar öncesinde birkaç tane yabancı böyle videoda görmüştüm böyle yaratık tuzakları, ama 1.8 versiyonunda işliyor mu, böyle şeyler oluyor mu hiçbir fikrim yok. Biliyorsunuz daha önce de o yaratıkların çıkmasını sağlayan şeyi ben ipeksi dokunuşla alacağım diye umut ediyordum. İpeksi dokunuş bütün her şeyi alıyor diye onu da alamadım mesela. Yani şans, planladığımız gibi olmuyor bazen her şey. Yaratık tuzağının mantığı şöyle olacak. O zeminin üzerine tavan yapıyoruz ya bir tane. Altını da etrafını da kapatacağız. Orası büyük bir kare olacak. Şimdi hiçbir yerden güneş almayınca karanlık olacak. Bu değişmemiştir diyor mu diyorum. Yaratıkların oluşma şeyi, mekanizması karanlık bir yerde olmalısı. Yani bir yerin karanlık olması gerekiyor orada yaratıkların çıkması için. Diğer bir kural tam hatırlamıyorum ama yaklaşık olarak bizden 20 kare uzakta. Yani 20 kare yanımızda yaratık oluşamıyor. Oyunda böyle bir mekanizma oluşturmuşlar. Demişler ki oyuncunun hemen arkasında çıkmasın yaratık. Ki çok iyi yapmışlar böyle yaparak. Bu sayede yani bu kadar zevkli bir oyun Minecraft. Çünkü düşünün yani şu anda benim cart diye yanımdan bir yaratık çıksa, bu bir creeper olsa, patlasa yalan olur gideriz burada. 20 kare yakınında, ya da işte bu 10 karedir, 17 karedir bilmiyorum tam olarak. 20 kare yakınında yaratık çıkmıyor. 120 kare uzağındaydı galiba. Yine yaratık çıkmıyor. Bunun sebebi de hani dünyada oyuncunun çok uzağında, onun göremeyeceği kadar uzak mesafelerde çıkacak bir yaratık zaten oyuncuyla karşılaşmayacak. Yani biz o yaratıkla karşılaşmayacağız. Onun çıkmasının bir anlamı yok. Sadece bizim bilgisayarımıza ekstra bir yük. Orada bir yaratık olduğunu belli edecek kodlar çalışacak, bir şeyler olacak falan filan. İşte bu mantıkta karanlık bir yer ve biz şehirde olduğumuz zaman da mesafe olarak hemen hemen oyunun söylediği kurallara yakın bir mesafedir diye düşünüyorum. Çünkü tam olarak orada devamlı yaratıklar çıkıyordu hatırlarsanız biz şehirde bir şeyler yaparken. Ben şehrin biraz daha uzak bir köşesinde, belki ortasında duracağım. Bizim oluşturduğumuz odanın içinde karanlık olduğu için yaratıklar çıkacak.
Bu çıkan yaratıklar odanın içinde rastgele yürüyecekler. Çünkü yaratıkların mekanizması bu. Ya da ben onlara bilmiyorum belki bir kare boşluk, belki bir cam, bir şey bırakacağım. Şehir benim bir şeyi görüp de yürümeleri için yani hareket etmelerini sağlamak için eğer ihtiyacım olursa. Hareket edecekler ve en son hatırladığım mantık şöyleydi. İksir yaptığımız yerde hatırlarsanız tabanda yazılar var. Onlar yazı tahtaları. O yazı tahtasını bir yerin yanına, mesela şöyle bir yerin yanına yazı tahtası koyduğunuz zaman onun üstündeki boşluk da olsa o aradaki boşluğu yazı tahtası yüzünden bir şey zannedip yaratıklar yürümeye çalışıyor ve aşağı düşüyor. Normalde yaratıklar zeki. Bir yerin yamacın kenarına geldikleri zaman aşağı düşmek istemiyorlarsa düşmüyorlar. Yürümüyorlar yani oraya. Ama o yazı tahtası yüzünden yürüyorlar ve aşağı düşüyorlar. Aşağıdaki su da zaten yaratıklara düştüğü zaman zorunlu olarak akıntıyla birlikte bir yerlere gitmesine sebep olmak içindi. Bakalım eğer bu tutarsa orada yaratıklar oluşacak, yürüyüp aşağı düşecek, sudan doğru bizim istediğimiz yere yönlenecekler. Biz de orada ya onları hazırladığımız mekanizmayla TNT'yi basacağız ya da kılıcımızla kafalarına vurup zombinin ne yapılır? Kafasına vurulur. Onları öldüreceğiz. İstediğim performansı vermedi bu. Evet, elmas baltamı kullanmayayım dedim ama kullansaydım da şimdiye kadar şov yapmıştık. İki katı yol gitmiştik bunu. Yalnız burası da tam bir labirent oldu ha. Nasıl çalıştığını, mekanizmanın nasıl işlediğini, nerenin gidiş, nerenin çıkış olduğunu bilmeyen biri burada kaybolur. Kazarım. Bunun yabancı versiyonu var. Yıllar önce YouTube'da Minecraft oynayan birkaç tipin yazdığı, daha doğrusu yazdığı değil, oyun oynarken adamın söylediği, sonrasında izleyen fanlarından bir tanesinin remix yaptığı, arkasından da çok ünlü olup klip çekilen şarkı. I am a dwarf and a digging hole. Diggy diggy hole and digging hole. Evet, sanırım bu da açacağım son ikili yer olacak. Bu arada biz niye hiç elmas bulamadık ya? Karambolden bulurduk en azından. 8, 7, 6'dayız. 7, 8, 9. Gayet güzel bir yerdeyiz aslında. Ne kadar taşımız oldu? Biraz daha taşımız olursa iyi olacak. Şans ya. Belki de elmas da buluruz demiştim ama bulamadık. Hadi bir kare daha. 2, 3. Böyle beni ümitlendiriyor, böyle kızıl taşlar çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Dayanamam demiri görünce. Dayanamam, bu gece firarım ben. Peki, 4 kare demir çıktı. 8 kare demir çıktı. Ne güzel. Olması gereken neydi? Buydu, değil mi? Tabii. Nizamiyetini de yaparım işi. Buraya kadar kazmam gerekiyordu, kazdım. Sonra Vay efendim kazmadı da, yarım bıraktı da. Neyse ben şu şeyleri de bir indireyim şuradan aşağı. Aslında benim bir ara yapmam gereken bir şey de en tehlikeli şeyi yapıyorum ha. Tepeden aşağı lavabı yiyeceğiz şimdi.
Evet. Sanki tünelin ucunda ışık görünmüyor. Biraz fazla gitmişiz. Yüzüklerin Efendisi gibi. Yüceler o kadar derin kazmıştı ki yerin dibinden kötülüğü çıkardılar. Şu baltayı biz kıralım artık. Onu yanımızda taşımamızın bir anlamı yok. Baltamızı da kırdıktan sonra artık tekrar yapımızın yanına doğru yola koyulabiliriz. Bu bize yeter diye düşünüyorum. Şöyle bir dizecek olursak 4-8 60 desek 6 kere 8 48 desek 480. Bir tanesi yarımdı ama onlar da 60 değil 64'tü falan filan derken eder 4000. Yaklaşık olarak 450 tane falan toplamışızdır. Bir sesler, bir atarlar. Hiçbir şey beni yolumdan alıkoyamaz. Defol. Suya kaçarım. Uğraşmak istemiyorum şimdi onlarla. Diyeceksiniz ki niye hani orada tecrübe puanı kazanmak vardı falan. Ne bileyim. Hiç yaratık öldüresim yok. Hiç öyle bir havamda değilim. Bir an önce yuvama, mutlu şehrime dönmek istiyorum. Mutlu kent. Dedeli Town'a dönmek istiyorum. Dedeli viyaletine. Viyaleti mi? Viyalet. Hemen bir yere not alalım. Birisi Türk Dil Kurumu'nu arasın. Türkçe sözünü ekletiyoruz. Viyalet. Vilayet. Aa, sana ben kıyamam. Sana ben... Hayır. Hayır, gitme. Terbiyesize bak ya. Gidiyormuş taklidi yapıp arkadan saldırdı bana. Ne oldu? Kro. Suyun içine düştün değil mi? Hadi geri gel, bekliyorum seni. Bağırma. Ya. Suyun içinde güzel kardeşim patlamalar Minecraft'ta etki göstermez. O yüzden öyle artist gibi Creeper'ların artist gibi gelip suya atlaması da bir işe yaramaz. Benden sana söylemesi. Ama tabii karada Creeper'ların artist gibi gelmesi çok işe yarar. Oo. Teker teker gelmiyorsunuz demek ha? En sevdiğim. Adil dövüşleri hiç beğenmem. Beşe tek dövüşmeyi çok severim. Ne oldu? Abilerini mi çağırdılar? Siz gidin abiniz gelsin dedim. Adamlar bunun karşılığında Enderman çağırdı. Hasta etme oğlum beni. Her yer experience doldu. Enderman buraya gel. Buraya gel. Bak ya. Ben üzerine geldikçe o kaçıyor. Ender Pearl çıktı mı? Ya. Ender Pearl çıksaydı keşke. Hayda. Bir de yandık iyi mi? Bir sürü tecrübe puanı kalmış. Şurada gidip toplayayım. Ya bu geceleri dışarı çıkmak ne kadar güzel oluyor ya. İşte ben bu yüzden seviyorum survival oyunlarını. Minecraft'ta da tek sinir olduğum yer işte bu yüzden. Böyle bir ateşli silah tarzı bir şey yok. Bunların arasına atalım Rambo gibi aa diye çığlık atıp tarayacaksın hepsini. Neyse iki tane Ender incimiz oldu. Bize totalde kaç tane Ender incisi lazım? 9 taneydi galiba. The End'e portal açmak için 9 tane Ender incisine ihtiyacımız var. Bu da zaten oyunun sonu olacak. Nihai amacımız. Harikulade olacak o zaman. Gidip Ender Dragon'a bileti keseceğiz. Evet şöyle bir gideyim. Şuradaki hasatı da bir toplayayım artık ya. Tabii ya. Baksanıza.
Ta ne zaman ekmiştik bunları? Hepsi maşallah semirmişler. Hepsi üçlü olmuş. Çok da güzel görünüyorlar ya. İnanılmaz güzel renkleri var. Ya da karnım aç diye bana öyle geliyor herhalde. Ne oluyor be? Yavrum. Kapı benimle kafa buldu. İçeri alıyor beni. Oo, ben hepsini buraya taşımışım ama bu biraz fazla olmuş, evet. Bu da biraz şişirmiş orayı. Hepsi de taşınmaz yani oraya. Kısmını yine böyle bırakmak lazım. Andezit, Adroid, Çakal, Çakal, Çakıl. Şuradan kömürümüzü alalım. Şuradan demir madenimizi koyalım. Bunu geri bırakalım. Ve bu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda artık yeterince taşımız olduğuna inanıyorum. Yaratık tuzağımızı tamamlarız ya da tamamlamaya yaklaşırız. Yaratık tuzağımızın çalışması için yine bir süre geçmesi gerekecek. Yaratıkların orada oluşması için. Bakalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Hatta beğeninizi arkadaşlarınızla da paylaşın. Paylaşın gitsin videoyu, herkes görsün. Bir dahaki videoya kadar kendinize dikkat edin.